Doktor Bey merhaba. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmaya geldim. Buyurun Fakir Bey. Neymiş bu önemli konu? Hemen konuşalım. Doktor Bey, bildiğiniz gibi korkunç büyük anne diye bir insan vardı. Evet Fakir Bey, gerçekten çok korkunç. Aman bizim şehre yaklaşmasın da. Doktor Bey, artık o bizim şehirde oturuyor. Ne? Ne diyorsunuz siz? <laughs> kurusun ya. Tövbe deyim fakir bey gelmesin ya. Vallahi başımıza bela açar. Doktor bey siz böyle ön yargılı yaklaşırsanız ben size ne diyeceğimi anlatamam ki. Bakın büyük anne aslında çok iyi birisi gerçekten. Sadece insanlar ona kötü davranıyor diye o da böyle insanlara kötü davranıyordu. Ama şu anda çok iyi birisi. Lütfen ona kötü davranmayın. Fakir bey ne diyeceksiniz? Çabuk söyleyin. Büyük anne ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Doktor bey, büyük anneye acaba estetik ameliyatı yapabilir misiniz? Yüzünü böyle güzelleştirelim. Eskisi gibi güzel olsun. Önceden o çok güzel bir kadınmış. Ama kötü kalpli bir büyücü ona böyle bir büyü yapmış. Ve yüzü bu hale gelmiş. O günden beri yüzü böyleymiş. Fakir Bey, bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Bu çok zor olur. Doktor Bey, inanıyorum size. Bunu başarabilirsiniz. Lütfen. Tamam Fakir Bey, tamam. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz, tamam ameliyat edebilirim. Umarım yüzünü güzelleştirebilirim ama. Pek sanmıyorum da. Çünkü o gerçekten çok çirkin bir kadın. Sakın onun yanında böyle demeyin. Kalbini kırarsınız. Ben şimdi gidiyorum büyük anneye haber vereceğim. Bekleyin beni burada. Olley be oley. Büyük anne estetik ameliyatı olacak. Yüzü güzelleşecek. Çok güzel olacak. Hemen gidip büyük anneye haber vereyim. Eminim ki çok sevinecek çok. Keşke insanlar benden korkmasa. Keşke hiç kimse benden korkmasa. Ben insanları çok seviyorum ama bana kötü davranıyorlar. Hiçbir çocuk bana yaklaşmıyor. Ben çocukları çok severim. Gerçekten çok tatlı hepsi. Ama çocuklar benden korkuyor. Böyle yaşamak istemiyorum. Ne yapabilirim düşünüyorum. Sihirle kendimi de güzelleştiremiyorum. O kötü kalpli büyücü beni bu hale getirdiğinden beri yüzüm böyle çirkin. Keşke daha güzel olabilsem. Keşke her şeyimi verirdim. Daha güzel olmak için her şeyi yapardım. Ama bu imkansız. Gerçekten çok üzülüyorum. Keşke ben de diğer insanlar gibi güzel olsam. İşte büyük annenin evine geldim. Büyük anne de içeride. Allah Allah geziniyor. Acaba ne düşünüyor ya? Dur beni görmesin. Kesin böyle kalbi kırıldı ve evin içinde kendi kendine düşünüyor. Merak ettim şimdi. Acaba ne düşünüyor? Dur bir kapıyı çalayım ya. Büyük anne ben geldim aç kapıyı. Fakir. Fakir ne istiyor acaba? Ne oldu fakir bir şey mi oldu? Büyük anne sana güzel bir haberim var. Neymiş fakir söyle. Beni hiçbir şey mutlu edemez bu saatten sonra. Çocuklar benden çok korkuyor fakir. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben onlara sarılıp sevmek istiyorum onları. Ama onlar bana yaklaşmıyor bile. Benden çok korkuyorlar. Büyük anne bununla ilgili bir şey. Bununla ilgili bir şey mi? Nasıl yani çocuklar artık benden korkmayacak mı? Evet büyük anne. Çocuklar artık senden korkmayacak. Büyük anne eğer ki kabul edersen ben doktorla konuştum. Seni estetik ameliyatına alacak ve yüzünü güzelleştirecek. Eskiden nasıl bir kadınsan eski haline geri döneceksin. Gerçekten mi fakir? Bu büyüden hiçbir zaman kurtulamam sanıyordum. O kötü kalpli büyücü beni bu hale sürüklediğinden beri hep sihirle yüzümü eski haline getirmeye çalıştım. Ama hiçbir işe yaramadı. Eğer ki böyle bir şey yaparsan sana borcumu nasıl öderim bilmiyorum fakir. Hiçbir şey yapmana gerek yok büyük anne. Sen Herobrine'den kurtulmamıza yardım ettin. Herobrine'i yendik beraber. Sen çok iyi bir kadınsın. Ve doktorla konuştum. Şu anda seni bekliyor. Haydi gidelim. Ameliyata gireceksin. Ve yüzün çok güzel olacak. Merak etme. Çocuklar artık senden korkmayacak. Tamam fakir. İşte bu. Çok mutluyum fakir. Gel büyük anne gel. Doktorun yanına gidelim. Belki de yüzün güzelleştikten sonra bir talibin çıkar. Ne dersin? Belki de evlenirsin. Yok be fakir. Bizden geçti artık evladım. O işler artık düşünecek vaktim yok. Neden olmasın büyük anne? Senin bol bol vaktin var artık. Şehrimde yaşıyorsun ve hiçbir işin yok. Artık sihir yapmayı da bıraktın. Belki de güzel bir talip çıkar karşına seni istemeye gelir. Bence olur neden olmasın? Yüzün eskisi gibi çok güzel olacak hiç merak etme. Hemen doktorun yanına gidelim. Doktor şu anda seni bekliyor. Gel büyük anne gel. Eminim ki seni beğenecek bir sürü insan çıkar Seni estetik ameliyatı yaptıktan sonra da evlendiririz Çok güzel olur bu ya Neyse hemen girelim içeri Doktor bey büyük anne geldi Girelim mi içeri Gelin fakir bey gelin İşte büyük anne bu Merhaba evladım ben büyük anne Benden çekinmene gerek yok Tamam birazcık çirkinim ama Ben de güzelleşmek istiyorum Ben de güzel olmak istiyorum Bunun için ne yapabilirsin Büyük anne merak etme. Elimden geleni yapacağım. Senin artık güzel olacaksın. Güzel bir yüzün olacak. Tamam. Haydi o zaman hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. Fakir evladım çok teşekkür ederim. Önemli değil büyük anne. Ben dışarıda bekliyorum. Ameliyat bitince tekrar girerim içeri. Tamam evladım. Hadi evladım hemen başla. Tamam büyük anne geç şöyle yat şuraya uzan. Hemen ameliyata başlıyorum. Tamam evladım. İşte bu. Çok güzel olacağım çok. Ben de dışarıda bekliyorum doktor bey. Büyük anne merak etme ameliyat çok iyi geçecek. Haydi bakalım nasıl olacak? Şu kapıyı da kapatayım da doktorun dikkati dağılmasın. Çok merak ediyorum ya büyük anne nasıl bir şey olacak acaba? Umarım güzel bir şey olur. Sonra büyük anneyi evlendiririz. Böyle yakışıklı bir amca buluruz bir tane. O da benim büyük babam olur. Büyük anne ve büyük baba. Beraber çok iyi olurlar. Neyse bekleyeyim şurada oturayım. Evet büyük anne ameliyatım bitti. Gerçekten çok güzel bir kadın oldun. Eski yüzün gerçekten çok güzelmiş. Gerçekten mi evladım? Kendimi çok merak ediyorum. Ayna var mı? Var büyük anne var. Ama birazcık yat. O elindeki ne? Bu elimdeki senin eski kulağın. İşte bu da senin yüzün. Gerçekten çok korkunçtu eski yüzün. Bu da kalbin. Ama merak etme sana yeni bir kalp taktım yani sıkıntı yok. Şu anda takır takır çalışıyor. Tamam evladım çok sağ ol. Aynaya bakmak istiyorum. Tamam büyük anne burada yat ben fakir haber vereyim o da bekliyordu dışarıda. Fakir bey fakir bey gelin ameliyat bitti siz de görün büyük anneyi İşte burada. Geldim doktor bey geldim ameliyat bayağı uzun sürdü. Büyük anne vay canına büyük anne bu sen misin kalk bir aynaya bak. Çok mu güzel olmuşum ya neden şaşırdım bu kadar. İşte ayna şurada gidip bir bakayım gerçekten güzel miyim. Gerçekten güzelsin büyük anne. Bak aynaya. Vay canına. Buradaki kişi ben miyim? Bu ayna yanlış göstermiyor değil mi? Doğru söyleyin bana. Sensin büyük anne sensin. O ayna doğru gösteriyor. Gerçekten o kişi sensin. Kendini beğendiysen gerçekten çok mutlu oldum. Doktor bey çok sağ olun. Büyük anne sizin sayenizde eski yüzüne kavuştu. Bu da sanırım aldığınız yüzü. Şuna baksana ne korkunçmuş. Elinde bir de kulağı var. Eski yüzü ve eski kulağı gerçekten korkunç gözüküyor. Evet fakir bey. Ameliyat bittiğine göre artık ben de eve gideceğim. Siz de isterseniz çıkın buradan. Tamam doktor bey. Büyük anne haydi gel. Kendine evde bakmaya devam edersin. Çok güzel oldun büyük anne. Evet fakir çok teşekkür ederim evladım. Senin sayende eski yüzüme kavuştum. Benim sayemde değil doktor bey sağ olsun. Neyse doktor bey kolay gelsin iyi akşamlar. Artık biz de eve gidelim. Büyük anne gerçekten çok güzel oldu ya eskiden ne güzel kadınmış. Büyük anne artık çocuklar senden korkmayacak. Mutlu musun ha? Söyle bana. Evet fakir çok mutluyum artık çocukları sevebileceğim onlara sarılabileceğim onlar benden korkmayacak beraber çocuklarla eğleneceğiz belki dediğin gibi bir kısmetim olur merak etme büyük anne çok güzel oldun ilerleyen zamanlarda eminim ki yaşlı bir amca gelecek ve seni isteyecek belki de evlenirsiniz ilerleyen zamanlarda umarım fakir umarım neyse artık eve gidip kendime daha sık bakmak istiyorum tamam büyük anne haydi gidelim. Fakir ben buradan artık eve gideyim. Tamam büyük anne. Sana iyi akşamlar. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz fakir. Şuna baksana ya. Nasıl da mutlu oldu. İyi ki bunu yaptırdık. İyi ki. Büyük anne estetik olunca gerçekten çok güzel oldu. Eve gidip aynadan kendime daha sık bakacağım. Kendime bakmak için sabırsızlanıyorum. Önceden aynaya bile bakmazdım çünkü çok çirkindim. Şimdi aynaya bakmak için sabırsızlanıyorum. İyi ki bu estetik ameliyatın oldum. İyi ki. Artık insanlar benden korkmayacak. Çocuklar benden korkmayacak. Daha iyi anlaşacağız onlarla. Artık büyü yapmayı da bırakacağım. Eskiden nasılsam bundan sonra da öyle olacağım. Normal bir insan gibi. Evet hemen gidip aynaya bakayım. Planları anladınız değil mi? Şimdi hep beraber tüm hapishanedeki suçlularla beraber bu hapishaneden kaçacağız ve daha sonradan ben tekrardan belediye başkanı olacağım. Bu hapishanedeki herkes de özgür olacak. Anladınız mı beni? Size özgürlüğünüzü vaat ediyorum. Tekrardan dışarıda istediğiniz gibi gezip dolaşacaksınız. Yıllardır bu hapishanedesiniz. Unutmayın bunu. Dediklerimi yaparsanız bu hapishaneden çıkmayı başaracağız. Tamam zengin, dediklerini yapacağız. Bu hapishaneden çıkmak istiyorum ben de artık. Şurayı terk edeyim, başka bir şey istemiyorum. <laughs>